Sabah saat 4:45. Daha hala birçok hayvan kümeslerde. Bunların ne olduğunu bilen yorumlar bölümüne yazarsa arkadaşlar, biz de oradan cevaplarız. Hadi bakalım, bunlar nedir? Neden soba yaktık sabah? Hemen açıyoruz. Yumurtalarımız kaynıyor. Arkadaşlar, herkese selamlar. Yeni bir gündeyiz. Dün gece sizinle paylaşmış olduğum yumurtaları haşladım. Biraz verdim ama şimdi yeniden tüm kanatları arkadaşlar, haşlanmış yumurtalarımızı vereceğiz. Havalar çok sıcak. Yağmur hiçbir şekilde yok. Hastalıklar yine her zamanki gibi yüz gösteriyor. Bizim hastalıklara karşı arkadaşlar bir tedavi şekli buldum. Size samimi söylüyorum, civcivlerde, tavuklarda, hindilerde, kazlarda çok nadir de olsa, bu üst solunum yolu enfeksiyonu ve burunla birlikte gözlerin şişmesi var dostlar. Ve hayvan gelişimi resmen duruyor. Bu durmasıyla birlikte de hayvanın gerçekten geleceği olmuyor. Ya da bir şekilde ölüyor ya da cılız kuru kalıyor. Bununla ilgili işte hayati tecrübelerle dolu diyoruz ya. Bu da bizim bu hafta sizlere paylaşacağım çok önemli bir bilgi. Aman aman es geçmeyin.
ilaçlara dünya para vermektense sadece 250 TL ile bence bir yıl idare eder sizi. Bütün tavuklarınızda, civcivlerinizde, kazlarınızda, hindilerinizde, gözü şişmiş, işte yanağı şişmiş, enfeksiyon oluşmuş tüm kanatlılar arkadaşlar, çok iddialıyım, 5 dakikada tedavi edecek ilacı buldum. 5 dakikada. Onun endikasyonu değil, çok farklı bir amaca kullanılan bir ürün. Ama arkadaşlar, biz bitte nasıl bir dönem ziraat ilacı caniperi kullanarak bitlere çözüm bulduk. Bugün de farklı bir ilaçla hayvanlardaki önünü alamadığımız, sürekli antibiyotik verdiğimiz, sürekli sarımsak, soğan vesaire bunlarla beslediğimiz, vitamin verdiğimiz ama hastalıktan bir türlü burun şişmesi, göz şişmesi, bunlardan kurtulamayıp hayvanlarımız arkadaşlar, kaybettiğimiz hastalığın çözümünü bu videonun içinde sizlerle paylaşacağım. Dün bir tane kazımın gözü şişmişti. O ilacı bir uyguladım, 5 dakikada soruna çözüm bulduk. Kafam çok rahat. Bundan sonra sizin de kafanız çok rahat olacak. Ne kullandığımı da göstereceğim. Bana lütfen yorumlarda ilacın adı neydi diye sormayın. Bir 5 dakikada bir soruna çözüm dedik. İlacı da gösterdik. Videoyu izlemeden ilacın ismini, abi kusura bakma, videoyu da izleyiver yani. Neyse dostlar, şimdi şu yumurtaları sizlerin gözü önünde şöyle biraz paylaşmak istiyorum. Bakalım ne yapacaklar, onu hep birlikte görelim. Yavaş yavaş kanatları bu tarafa doğru çekeceğiz. Haydi çocuklar! Haydi gelin. 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 Kazlar da yemeye başladı yumurta. Bir ara yemiyorlardı. Şimdi şu beyaz tarafını yemeye başladılar. Ben buradan mı yiyeyim? Yumurta arkadaşlar, biz tabi marketlerden yumurta alıp da bu şekilde yediremezsiniz. Bizde makinesi olan, civciv çıkımı yapan Baki kardeşimizden makineye koymuş olduğu yumurtaları, boş olanları 7. 8. günde takibini yaptıktan sonra sağ olsun ondan alıyorum. Ben de böyle haşlayıp haşlayıp tüm kanatlılara bunu afiyetle yediriyorum dostlar. Haftaya yeni kaz yavrularım geliyor. Biraz geç kaldık gibi ama yapacak yok. Yapacak bir şey yok, pardon.
Neredesiniz? Neredesiniz? Çok hayvan eksik. Şimdi isterseniz bunlar burada yiye dursun. Ben şu küçük civcivlerim var, onlara da vermem lazım. Pardon kazcık. Ve şey öksüz çık sen oradan. Sen çık. Bir sürü et yedin zaten. Böyle böyle arkadaşlar. Keyifli bir şekilde tüm yumurtaları veriyorum. Birazdan da dışarıya ilk defa saldığım 30'lu grup var. Onlara vereceğim. Gördünüz, doydular. Her taraf yumurta sarısı. Ama hadi bakayım çocuklar, hadi. Bizim civcivler vardı, ondan verdim. Ya sen burada ne yapıyorsun bu kadar civciv yavrumla? Bak sana yumurta getirdim. Gel. Gel, gel, gel. Gel şu civcivlerin gel. Gel, gel, gel. Yukarıdakiler gelmediler. Ama getirtmesini biliriz. Haydi bakayım çocuklar gelin. Yeni bir gündeyiz. Oy 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 oy. Perişan ettin oğlum her tarafta. Yardım edeyim mi sana? Yardım edeyim mi sana? Hop hadi bakayım. Seni yesin arkadaşlar. Evet dostlar. Şimdi şöyle vitaminli bongalite yaptım. Tavuklara. Şu kazları salmadım. Onlara ayrı vereceğim. Çünkü kazları salınca hani yeşilin peşine koşuyorlar. Biraz vitamin alsınlar. Onun dışında beçleri salmadım. Onlar da duracak. Yumurtayı aldıktan sonra ben ama şöyle ilk önce alıyorum. Şöyle arkadaşlar koyayım. Burada küçük misafir var. Oh afiyet olsun demişim. Bir tane daha koyacağım. Hatta bir tane daha koyacağım arkadaşlar. Hadi bakayım afiyet olsun çocuklar. Buraya da koyalım. Arkadaşlar kendi yemimizi kendimiz yapıyoruz.
Yani civcivlere bile artık kendi yemini yapmaya başladım yani. O kadar pahalandı ki her şey. Yapacak bir şey yok. Bakın civcivler burada. Köpekleri de böyle yetiştireceksin dostlar. Tavuğunuzun, ördeğinizin, kazınızın içinde birlikte yiyecekler ki onları kendinden bir aile olarak görsün. Yoksa yetişkin köpek alıp ondan sonra çiftliğe atarsanız bütün tavuklarınız paket dostlar. Olur. Çıkın bakın hadi. Hepsinin önüne mama koydum ama gözleri yine dışarıda. Kazlar resmen arkadaşlar yetişme tarzları ot peşindeler. Otu buldum mu onlardan mutlusu yok. Arabayı yıktım dedim dibini temizlesinler. Görmüş olduğunuz gibi civcivlerimiz öksürmüş adet. Arabanın dibindeki vitaminli bongalikeyi yiyorlar şu anda. Kazlar hemen suya geçtiler. Şimdi sizlere bu ilaçla ilgili paylaşımda bulunacağım. İlacı nasıl kullandığımla ilgili. Onu göstereceğim ve hiç yapmadım bu horozumuz üzerinde göstereceğim arkadaşlar. Hangi ilaç oldu, nasıl bir şekilde bu göz şişmelerinin engellendi, onun önüne geçildi ve 5 dakikada soruna çözüm bulduğumuz bu ilaç tedavisini birazdan sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, gerçekten çığır açacak bir tedaviyle sizlerleyiz. Tam 4 yıl 3 aydır sizlerle 1800 tane video paylaştım. Eminim ki bu 1800 videonun içerisinde kendi tecrübelerimizden sizlerle hiçbir şekilde arkadaşlar yalansız, riyasız her şeyi açık ve net bir şekilde gösteriyorum. Çünkü benim yaşadığım acı, sizin yaşadığınız acı, sizlerin yaşayabileceği acı da kendi acım olarak gördüğüm için her şeyi arkadaşlar sizlerle açık bir şekilde paylaşıyoruz. Ondan dolayı hep ne diyoruz? Bilgi paylaşmak dünyanın en büyük sevabıdır. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bugün paylaşmış olduğum bir bilgi ömür boyu kullanılacağı için biz de bu sevabı bol bol toplarız diye dua ediyorum arkadaşlar. Ve bu gördüğünüz bu gördüğünüz Hint horozumuz arkadaşlar gözünde hafif şişme oluşmuş. Bakın gördüğünüz gibi o şişmenin önüne nasıl geçeceğim, o gözde sulanma var. Bunu da görmenizi istiyorum. Bakın. Şimdi salıyorum. 5 dakika sonra şu anda gözünün içi akıyor. Bir geç bakalım.
5 dakika arkadaşlar, o gözündeki şişlik de, o akıntı da, hepsi yok olacak. Bunu kendi tecrübelerimizle görmüş oldunuz. Hiçbir şekilde bu firmada bize teşekkür eder inşallah. NeoCaf diye sadece hayvan sağlığında kullanılır. Bunu köpeklerde arkadaşlar yaralanma sonraları, uyuz sonrası bu şekilde köpeklerin yaz aylarında derilerine sıkılır. Ondan sonra o köpeğin o bölgesine sinek vesaire bir şey gelmez. Bu bir antibakteriyeldir. Ama ne diyorum, biz göz şişmeleri ve gözlerdeki akıntılar, o bölgede olabilecek olumsuzluklara karşı bir sürü tavuk ilacı kullanıyoruz. Ve bunların sonucunda da emin olun bazılarında 3 gün, bazılarında 5 gün sonra biz fayda görüyoruz veya fayda göremiyor, kanatlarımızı kaybediyoruz. Şimdi yaptığım bu mavi sprey, köpeklere kullanılan mavi spreyle arkadaşlar tedaviyi 5 dakikada emin olun çözüyoruz dostlar. 5 dakika. Geçin bakayım içeriye. Gel buraya. Niye var dışarıda işiniz sizin ya? Sen de gel. Şimdi bizim son şu 5 civcivimiz vardı. Onların son durumunu sizlerle paylaşayım dostlar. Görmüş olduğunuz gibi her geçen gün büyümeye devam ediyorlar. Çok sağlıklılar. Birazcık daha büyüsünler, bir tık daha, ondan sonra bunları da salacağım. Yeni gelecek kazlar için ektiğim çoklu mısır tarlası. Buradan biz mısır yemeyeceğiz. Onlar tamamen yavrular. Bu sılajları yiyerek onları da büyüteceğiz. Onlar da çıktı dostlar. Burada kimler var? Burayı görün arkadaşlar. Burada 12 tane beçimiz var. 12 beçimiz var. 10 tane de civcivimiz arkadaşlar çıktı. Ben de bu beçler ayrı tavuktan çıkmıştı. Onlar arkadaşlar ben bu tavuğumuzun altına birleştirdim. 22 yavruya şu anda bu şekilde bakıyor. Vallahi civciv yemi kullanmadım daha. Bunlar doğdu doğalı. Gördüğünüz gibi bongalite yumurta sarısı, o şekilde besleyeceğim. Bakalım gelişimleri nasıl olacak. Hep birlikte de göreceğiz. Çünkü dediğim gibi bir şeyleri ucuza mal etmek lazım. Gerçekten hayat çok pahalı. Yemler çok pahalı. Onun için biz de elimizden geldiğince bu tarz değişik yemleme metotlarını uyguluyoruz. Burada da arkadaşlar yine, aa bak bu yavru nereden gelmiş ya? Dur dur, bu çıkmış, bu yanlış yere gelmiş. Gel bakayım sen buraya. Bunlar öbür taraftan çıkıp burayı bulmuş ya. Yaramaz. Bunlar da arkadaşlar annemizin altından çıkan beç yavruları, artık bunlar kendini kurtardılar. Bunlar da büyümeye devam ediyor dostlar. Buradan Ünye'de arkadaşlar Özge Hanım'a da beç tavuğu yavrusu sahiplendirmesi yapacağız. Ve şu an Türkiye'de her hafta 20-25 civarında Kırım Kongo kanamalı ateşi kene ısırması sonucu insanlar hayatını kaybediyorlar. Bu kaybedilen hayatların gerçekten önüne bir nebze olsun geçebilmek için hele hele köylerde, bağlarda, bahçelerde mutlaka ve mutlaka beç tavuğu üretimi yapılmalı ki onlar bulunmuş olduğu çevresindeki ağaçların, dalların, işte tikenlerin, ekinlerin, otların üzerindeki ve yerdeki keneleri tek tek toplayabilen en bu anlamda iş gören kanatlı beç tavuğu arkadaşlar. Bunu bir defa daha söylemek istiyorum. Şu an Türkiye'nin her noktasında kene patlaması görülmekte. Ve bu keneler insanlara yapışarak, insanların
ölmesine sebep oluyor. Nasıl öldüğünü de söyleyeyim arkadaşlar. Kene nasıl bir insanı öldürür? Kene arkadaşlar kişinin vücuduna o kişi hissetmeden bir dalın üzerinde saatlerce, günlerce kalarak siz oradan geçerken veya oturduğunuz yerden üzerinize çıkar ve hiç hissetmediğiniz koltuk altı, apış altı, meme altı, göbek arası, hassas bölgeler gibi noktalara yavaş yavaş ilerler ve sizin bile orada hissedemeyeceğiniz şekilde arkadaşlar o bölgeye yerleşir. Yerleştiği bölgede eğer bu zehirli ise oradan kan emmeye başlar ve emdiği zaman oradan bir enzim ağzından çıkıyor. Bu enzim kana geçtiği dakika sütün içine nasıl limonu sıktığınızda süt kesiliyorsa arkadaşlar maalesef onun zehiriyle o kan pıhtılaşır, akımı durur ve kişi arkadaşlar kan pıhtılaşmasıyla hemen ani bir şekilde kalp krizi geçirerek ölür ve ondan sonra bu hayatı maalesef terk eder. Küçük böyle toplu iğnesinden büyük bir hayvan yüzünden bunun önüne geçebilmek tamamen tanağının kene temizleyici, kene savar dediğimiz beç tavuğudur arkadaşlar. Evet, beçlerimizden de yumurta alana kadar gördüğünüz gibi onlara da mamasını verdim. Bunlar anaçlar dostlar. Dediğim gibi yaz ayları, bahar aylarında ve sonbaharda keneyle mücadelede olmazsa olmaz beç tavukları. Meşhur kene savar beş tavukları bunlar. Dediğim gibi bağ bahçede mutlaka. Bu tavukların üretmesi arkadaşlar tavuğun altından çıkartarak, genellikle ilk tavukların altından çıkartarak büyütmesi çok kolay. Makineden çıkarttığını mı ana kucağını bulması lazım. Yani orada meşakkatli bir bakımı var, hassas hayvanlar. Ama eğer bir tavuk altından rahat bir şekilde çıkar zaten, çıkarttığınız dakikada 10 numara arkadaşlar büyütürler ve ölmeden kapınızda 10-15 tane beş tavuğunuz olur. Arkadaşlar bu sene of kafayı vurdum. Amerikan ördeğimiz çok. Onun için bakın buradan da kalkmış yumurtaları soğutuyor. Onlardan yavru çıkımı alacağız. Burada 3 tane yatıyor. İçeride yatan var. Burada da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 2 tane de burada yatıyor. İlk etapta 5 çıkım yaşayacağız. 5 tane çıkımın ardından bu yavruları ayıracağım ve annelerine takılacaklar. Bakacağız ona. Onun dışında da elimizden gidecek olan 4-5 tane de Amerikan ördeği var. Onları da adreslerine yollayacağız. Bayram araya girdi. İşler güçler derken öyle kaldı.
Onlar da gider gitmez yumurtlamaya başlayacaklar. Buradan Doğu Beyazıt'taki Onur Baybaş kardeşime selam olsun arkadaşlar. Mutlaka böyle bir bahçenizde bir köşeye ateş yaktığınız veya bir noktada böyle bir kül havuzu mutlaka yapın dostlar. Ne kadar ilaç yaparsanız yapın. Kül havuzu, onların külde kendini temizlemeleri en güzel şekilde ve en sağlıklısı olacaktır. Yani ilaç bir yere kadar. Ama demin söylediğim ilacımızda arkadaşlar önüne geçemediğin hastalıklar geliyor. Ve bu hastalıkların gerçekten tedavi olması veterinerlerde satılan tavuk ilaçlarıyla gerçekten zor. Bizlere etkisi gerçekten harika, güzel olacak ilaçlar ya verilmiyor ya üretilmiyor. Biz de arkadaşlar endikasyon dışı buluyoruz işte. Cenab-ı Allah da yardım ediyor. Buluyoruz ve tedavimizi ediyoruz. Kurt dış gel. Hadi dışarıda mı kaldın? Gel bakalım. Gel. Geç içeri. Geç. Geç. Geç suyun için. Evet arkadaşlar. 4-5 günlük videoyu çektik. Böyle aralarda paylaştırdık. Onlara da çok önemli gerçekten bir bilgi verdim. Onun için bu tedavi şekline, bunun piyasa değeri de 250 TL gibi bir rakam. Bakın ben yine söyleyeceğim, internet üzerinden ilaç alımlarına mutlaka inanmayın, güvenmeyin. İlla ki orijinal satan vardır ama güvenmiyorum dostlar. Maalesef internetten neyin geldiği belli değil. Ondan dolayı mutlaka arkadaşlar bir veterinere gidip oradan bu ilaçları herhangi bir sizin olduğunuz yerdeki veterinerden temin edebilirsiniz. Horozumuzu bir son kez göstereyim, bir bulayım. Gözüne bakalım. Açılmış mı? Horoz burada dostlar. Bakalım durum nedir, ne değildir. Dur, dur. Tamam, dur. Ayakları çok sert. Parıl parıl gözü parladı. O bölgedeki sulanma arkadaşlar devam ediyor. Ama eğer bu daha çok şiş olsaydı çoktan indirmişti. Onu sizlerle paylaşayım. Aman gözü kör olur mu? Bir şey olur mu? Kesinlikle düşünmeyin. Gözü de kör olmaz. İşte bir şey olmaz. Arkadaşlar 10 numara tedavinizi yaparsınız. Hiç başka ilaçlarla uğraşmayın. Bak canavar gibi de hemen oldu. Hadi geç bakayım. Aferin oğluma benim. Evet arkadaşlar. Çekmiş olduğumuz videoları beğenmenizi, abone olmanızı ve yorum atmanızı, konuyla ilgili düşüncelerinizi paylaşmanızı rica ederim. Yaban'dan YouTube kanalımız var. Linkini bırakacağım. Oradan Yaban'dan'a da açıklamalar bölümünden girip belgesel videolarımızı izleyebilirsiniz. Herkese selamlar, saygılar. Herkese Allah'a emanet olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.